Herkese merhabalar. The Sims 4 Big Brother Challenge'da tekrardan karşınızdayım. Bugün eleme için adaylarımız kim olacak onu göreceğiz ve ayrıca haftanın birincisini seçeceğiz. Bugün çok önemli bir gün simlerimiz için. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi öncelikle çoğunuzun istediği şuradaki şu koltuğu kaldırma görevini yerine getireceğim. Duvarları da böyle oynayın demişsiniz daha iyi olur diye ama deneyeceğiz bakalım. Şöyle yapayım en azından arkadan yarım alanlar görünsün. Şimdi ben bu şeyi kaldıracağım buradan. Koltuğu, pufu. Çünkü burada oturuyorlar. Hadi bakalım kalkın ayağa. Evet süt de aşağı düştü. Süt de satalım. Şimdi bir de şu kapıları açık getireyim ben. Ay pardon. Bu kapılar zaten sadece mesela burası sadece kızların kullanabileceği kapılar bunlar. Başka erkeklere açılmıyor. Bunlar da tam tersi erkeklere açılıyor, kızlara açılmıyor. O yüzden hani içeriye girip utanıyorlar diyorsunuz ama aslında hemcinslere girse bile utanıyorlar. Hani normal olan olduğu için. Burası ortak alan. Onlar daha böyle ayrı alanlar gibi. O yüzden onlara bir şey yapamayacağım maalesef. Bambuları kaldır demişsiniz. Oradaki bambuları kaldırdık. Bunlar şimdilik... Bakalım şuradakiler çok sorun yaratmazsa kaldırmayı düşünmüyorum. Başka... Etkinliği aynı anda yaptıracağız hepsine. Ve şu anda zaten şöyle bir fikrim var. Şimdi bizim burada biliyorsunuz ki 8 tane daha önce yapmış oldukları resimleri var. Her birinin puanları var. Daha doğrusu her birinin değeri var. Parasal değeri var. Bunların... Mesela bunlar small'du. Medium ve de large'ını yaptıracağım bugün içerisinde. Bunların üçünün puanlarını toplayacağız. Mesela Melisa'nın yaptığı small, medium ve large resmin paralarını toplayacağız. Melisa'nın puanı o olacak. Haftanın birincisi ve haftanın sonuncusu buna göre belirlenecek. Bir de ayrıyeten tabii ki arkadaşlarıyla iletişimi en az olan. Yani şurada mesela görüyorsunuz Melisa'nın en az şu anda Eda ile var mesela. Ya da Tekin'le. İkisinden birini ben böyle o piti piti sayarak en az olanlardan birini mesela burada üçünün birden az. Belki birisi öne geçecek, belki birisi en sona kalacak. Onu aday olarak gösterecek. En son, en çok aday gösterilen de ikinci olacak. Artık eşitlik olursa orada kafamıza göre bu hafta bu gitsin, bununla bu yarısını diyeceğiz. Buna yapacak bir şey yok. Eşitlik durumunda Big Brother, ya daha doğrusu Big Sister ben olarak her zaman söz sahibiyim. O zaman yarışmamızı şöyle başlatalım. Şimdi bir ne yapıyorlar, ne durumdalar ona bakalım. En son bıraktığımız gibiler gerçi. Çok fazla bir farkları yok. Bu dörtlü burada takılıyor. Şu an tabi altlarındaki koltuğu aldığım için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nisan uyuyor gördüğünüz gibi. Gece yok sabah saat 6-7 şu anda yaklaşık olarak. Eda uyuyor. Burada Tekin niye burada uyuyor? Tekin'in yatağı burası değil. Tekin yine uyuyor. Tekin her zamanki gibi uyuyor. Onun dışında bu tarafta başka kimler var? Defne bu tarafa gitmiş. Şurada bir şey partisi görüyorum. Orada arkada da bir şeyler oluyor bakın. Saat kaçta yapalım? Saat 10'da. Yok 9'da yapalım. 9'da saat oradaki saate göre 9'da. Tartışmayın çocuklar bir saniye. İlk yarışmamızı yapacağız. Yani medium painting'imizi yapacağız. Sonra da large'a geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bunlar hala boş. Nisan uyuyor dedik. Eda uyuyor dedik. Tekin uyuyor. Diğerleri hala ayakta. Burada bir şey var. Karşı muhabbeti dönmeye başlamış. Defne de kendine yemek yaptı. Muhtemelen buraya gelecek şimdi onu yemek için. Bakıyoruz. Evet tabii ki buraya geliyor. Bu arada oyunun kasmasıyla ilgili şu anda nasıl bilmiyorum ama ben oynarken o kadar kasmayı fark etmiyorum. Belki kayıtla alakalıdır diye düşünüyorum. Mesela şu anda kasmaya başladı. Kayıtla alakalıydı. Hani kayıtsız oynadığımda çünkü kasmıyor. Biraz ayarları düşüreyim bakayım bir saniye. Evet bir şeyler yaptım ama ayarların aktif olması için oyunu tekrardan başlatmam gerekiyormuş. Onu da yapmayacağım. Umarım takılmaz bu sefer. Ya da şunu aşağı indirip öyle oynayabiliriz. Şimdi saat kaç? 8 oldu. Uyuyanlar hala uyuyor. Uyuyanlar uykudan uyandırıp direkt resmin başına koyacağım. Yapacak bir şey yok. Uyansalarmış şimdiye kadar. Ben Big Brother olduğum için ya da Big Sister. Direkt herkesi uyandırmak benim görevim. Şimdi Melisa tuvalette.
Emir yemek mi yapmış? Emir enerjik. Nisan uyandı. Nisan uyandı. Neden uyandı? Çünkü tuvaleti var. Tabii ki uyanır. Gidişe bak. Gir hadi gir. İki tane boş tuvalet var. Gir. Saat 8.11. Eda. Milletin yemeğine oturdun Eda. Gitti oradan cips yiyor ya. Ne kadar iştahlı yedi yalnız. Canımı çektirdi. Emir sen nereye Emir? Ha. Dedim resim yapacak önceden. Yapmasın. Çünkü resmi biz yaptıracağız. Saat 8.30. Saat sayıyorum hemen artık. Ne oldu? Ay şaka yapmış. Ne komik. 8.38. Bunlarla burada konuşuyor. Nisan üstünü değiştir. Yemeğe gidiyor. Nisan yemeğe gitsin. Nisan'ın yemeğe gitmek için 15 dakikası var yalnız. Gidemeyecek muhtemelen. Onun problemi. Belki daha iyi resim yapar. Aha, şey geldi. Posta geldi. 9.327. Bravo gerçekten. Ne yaptıysak o kadar şey yapıp. Da burada ne yapıyor tek başına? 9.327'lik ne harcamış olabilirim ki yani? Neyse telefona öderiz. Dışarıya çıkarmak yok. Saat 9. Dur. 9 geçti. Şimdi durduruyorum bunu. Böyle herkese aynı anda göndermek için. Gerçi şeye bakmayacağız. Yani medium yaptıracağız. Ve değerine bakacağız ama olsun. Her şey adil olmalı. Yine herkesi sırayla medium klasik painting. Şu anda sadece klasik resim yapabiliyoruz. Aa Emir çok tensmiş. Emir ya bozdun işi. Neyse. Hiç olmadı şimdi bak. Emir'in tensini nasıl geçirebilirim? Geçiremiyorum. Ah be Emir. Neyse diğerlerini de iptal edeceğiz o zaman. Emir'in tensi geçmesini bekleyeceğiz. İşte kötü kurt adam yaptığımız için böyle oldu. Neyse birazdan geçer herhalde o arkadaşlarla konuşunca. Bakayım yukarı çıktılar dertleşmeye. Aa bu uyuyacak, dertleşmeyecek. Tensin artıyor ama senin. Azalması lazım. Ne yapalım? Geçer mi acaba? Şu an yönlendirmiş oldum ama mesela şu anda yapsam direkt uyandığında gider mi acaba? Yapar, tamam. Şu an kandırdım. Umarım olur. Şimdi deniyoruz. Tekrar deniyoruz. Yine medium klasik painting'i yapacağız. Her birine. Bu değil. Cohere değil, hayır. Medium klasik. Size de bayan. Siz de medium klasik tabii ki. Teşekkür ederim. Hepsini aynı anda işaretliyorum. Sadece bu bana zaman kazandırmak için. Yoksa işleri varsa zaten onlara devam edecekler. Bakalım. Başlattık. Emir uykudan uyanıp gidecek galiba. Ben uyuttuğum için uyandırabilirim aslında. Uyan Emir. Tamam, Emir de geliyor. Tamam. İkinci aktivitemiz başlıyor resim konusunda. Medium klasik yapıyorlar şu anda. Küçük bir medium. Hepsi 75 dolar. Ver, ver. Bakalım aynı resmi yapanlar olacak mı gene? Emir en son geliyor tabii ki. Bakalım kızlar ne durumdasınız? Nisan başladı. Nisan değil. Defne. İsimler karışıyor. Şunların hepsi farklı. Ha, şu ikisi sadece aynı resmi yaptı şu anda. Bakalım erkekler ne durumda? Erkeklerde de genelde aynı resim var ama bir tek Umut'ta farklı bir resim var. Değil mi? Diğerlerin onda da yok. Tamam. Şimdi bakalım. Bakalım bu sefer en çok parayı kim alacak resimlerde? Heyecanla bekliyoruz.
Büyük yarış. Bitiren var mı bitiren? Şu ilk bitirecek gibi duruyor. Defne ikinci painting de yeteneğinde kazandı. Tekinde kazandı. Defne'nin resmi bitti. 91. 87 Umut. Başka var mı biten? Şu anda Defne birinci. 91 ile. Ne yapıyorsun? Evet. 102 ile Tekin önde şu an. Herkes ikinci seviyeye ulaştı neredeyse. Sen? 93 sen değil. 102 hala önde. Şu an resimleri inceliyorlar başka rakipleri halinde. 102 ile Tekin önde şu anda. 89. Tekin'i geçen yok. Sen? 85. Hayır olmadı canım. Bakalım Nisan'dan umutluyuz. 106. Nisan birinci gene. Bakalım. Bakalım senin resmin kaç çıkacak. Büyük büyük rekabet. Bu kaç çıktı? 89 çıkmıştı. Bitti mi? 106'yı geçebilen oldu mu? Bitiremedi bir türlü. Eda'cığım canım. Arkadaşların gitti bile. Oho böyle ben de şey yaparım. Yetenek yükseltirim. Heh 100. Tamam tamam yine. Nisan'ı geçebilen olmadı bu yarışmada. Şimdi ben şu resimleri gene. Resimler için şuraya bir ayrı bir duvar mı yapsam sizce? Ne yapsam bilemedim. Şuraya bir... Şuraya asmıştım ya bunları. Ben bunları kişiye göre ayırayım. Sığacak mı bilmiyorum ama. Nisan. Daha şöyle yapalım. Yan yana koyalım. Yine kızlar isim sırasına göre. Sonra da erkekler. Ha, buraya da koyulabiliyormuş. Resim delip geçti hiç önemli değil. Şimdi bunları da yerine yerleştireyim. Bir sonraki resim yarışması. Ay ay ay. Sırayla dizmek önemli olan, değil mi? Bence de. Kendi kendime sorup kendi kendime cevaplıyorum böylece. Ha, buraya koyamıyoruz tabii. Şöyle yapalım. En azından isimlerine baka baka toplayacağım en son puanlarını. En son toplayayım puanları ki şey olsun. Heyecan olsun. Ne dersiniz? Tamam. Şimdi resimler boşaldı burada. Hepsi buradalar. Nisan burada da birinciydi değil mi? 81 ile sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım. Evet Nisan burada da birinciydi. Burada da birinci 106 ile. Şu an Nisan önde gibi eğer üçüncü resimde çuvallamazsa Nisan haftanın birincisi olabilir. Devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki yarışmamız için saat belirleyelim. Saat 12 olduğuna göre saat 2.30-3'te hadi yeni bir... Hayır! Sakın! Sakın! Ne yapıyorsun sen? Neyse galiba buna engel olamayacağım. Neyse hadi yap tamam. İsteyen yapar. Bak yapan yapıyor. Gelen yapıyor. Kendini geliştirmek isteyen gelip yapıyor yani. Gerçi Eda kendini geliştirsin olacak değil mi? Şu an hepsi şey ya yetenek inspired oldular yani. Ne? İlhamlılar. O yüzden yapmaya çalışıyorlar şu anda. Bunlar da burada çok komik görünüyor. Bakalım ne yapıyorlar. O best friends burada. Bakayım bunların arkadaşlık durumu nasıl. Emir'le çok iyi Melisa. Hayret verici bir şekilde. Emir çoğu kişiyle kavgalı olmasına rağmen. Bakalım mesela Tekin'le kavgalı. Başka?
Başka kimseyle kavgalı değilim zaten. Birazcık şu anda ilişkilerini geliştirme zamanı. Çünkü bir sonraki güne, bir sonraki bölüme daha doğrusu eleme için yarışarak girecekler. Bunlar burada takılıyor. Burada bitirdi bir tane daha resmi. 130 yaptı. Ama o sayılmıyor canım. Önceki resmi sayılacak. O yüzden yapacak bir şey yok. Sen? Şu an kendi isteğiyle yaptı. Ben buna bir şey diyemem. O bütün gün süren bir etkinlik sonuçta. Buna tekrar silip tekrar yerine koymak çok zor olacaktı. O yüzden mesela bakın Melissa da geldi. Melissa da yapıyor. Kendini geliştirmek istiyor. Neden? Çünkü aldı haberi. En son resimle karar vereceğimizin haberini aldı. Şu an kendini geliştirmek istiyor. Tekin gidiyor. Tekin inspired olup elini yıkamaya mı gidiyorsun? Ha tabii boyalar bulaştı eline. Onları yıkayacak. Şimdi. Bunlar da burada konuşuyorlar. Bu hala tens yalnız. Bununla hiçbir şey yaptıramayacağız böyle. Ay. Umut ne yaptın? Aa, büyük resme geçti bu. Bunları satacağım tabii. Bunları tamam. Herkes kendi kendine resim yapıyor. Ne kadar da şey. Tekin'in bence burada olmaması lazım. Pardon, şeyin, Emir'in. Emir'i mesela şöyle şey yapalım. Gelsin şuraya mesela. Nereye gelsin Emir? Şurada otursun bakayım. Birazcık sakinleyecek mi? Sakinlemezse çünkü resim yaptıramayacağım ben ona. Bak bak surattaki şeye bak. İfadeye. Neyse şu an mutlu. Şu an mutlu Allah'tan. Tensi de gidiyor. Hızlıca azalıyor tek başına kaldığı için. Ama şu anda üzgün hissediyormuş kendini. Bu arada şurada Nisan da tekrardan resme başlamış. Saat 2:30 olmak üzere. Herkes resme başlıyor. Hayır öyle önüne gelen resme başlayamayacak canım. Sorry. Şimdi bunları durdurmak zamanı artık. Şimdi ikinci resim şeyine başlayacağım çünkü. Ya da bir dakika. Biraz daha geç yapalım. Nisan resme devam etsin. Ay scrap dedim. Hayır. Nisan resme devam edebilir. Dur onu iptal etmiştik. Bunu tekrar geri döndürelim. Akşam. Şu an kaç? 2. Akşam 5'te yapacağız. Tamam. 5'e kadar burada otursun. Pencereden dışarıda insanları izle. Aa, senin şey. Mutlu oldu bak. Burada oturmaktan mutlu oldu. Tek başına oturmaktan mutlu şu an. 75. Bir 75 daha gitti. Biri daha resmi başladı. Kim başladı? Doldurdunuz bütün tuvalleri ya. Şövalyeleri. Tamam şövalye değilmiş o tamam. Tekin 3 oldu. Yapacak bir şey yok ama herkes çalışıyor yani. Sen? Karnın acıkmış senin aslında. Gitsen. Bak. Nasıl yalnızlıktan mutlu oldu şu anda. Bir tek bu Emir'e biraz müdahale edeceğim galiba ben. Kim yapmıştı bunu? Eda. Aa bitirmiş. 195. Aa ne güzel oldu resim. 173. Bu daha mı iyi şimdi gerçekten? Yips. Şimdi ben bunları satayım tabii. Yoksa yer kalmayacak. Bunlar çünkü şey. Önemsiz resimler. Bunlar çalışma resmi. Aa, ha burada kadının resmi yapıyor gibi gördüm. Bakar mısınız? Bir insan sanki Melisa'nın resmini yapıyor burada. Tabii ki hayır. Tamam. Saat kaç? 3:40. 5'te yapacağız.
Melisa, birer drink almak için yatak odasına geldi. Kaan 3. level'a ulaştı bu arada. Nisan gidiyor içeriye. Banyo yapacak tabii ki. Ah, yanına biri gelmiş. Tense olmasın sakın. Neyse, şu anda iyi durumu. Kaan. Kaan yine resimli. Vay, bu da büyük resme başlamış. Herkes kendini geliştiriyor burada. Bakayım burada var mı yapan? Ah canım, küçük resme başladı burada. Demek ki neymiş? İki tane resim yaptıktan sonra canları resim yapmak istiyormuş artık. Bunu da satacağım. Bunu kim yapmıştı? Fiyatına bakayım. Nisan. Hepsini satıyoruz. Ne yapayım? Para kazanmamız lazım. Melisa'nın bardağını almış götürüyor bak. Ay ne, o ne? O ne? O ne? O ses ne? Neredesin? Aa, çıktı, yakalayamadım. Saat 4.33. Evet, şimdi yeni resim şeyine başlayacağız. Ama Nisan'cığım bir saniye, bir beklersin artık yani. Ne kadar meraklıymışsınız resme ya. Bir durun artık, tamam. Tamam, durun artık. Yeter. Başlatacağım artık. Aa. Şimdi hepsinde landscape painting var mı acaba? Neyse, klasik large'dan devam edecektik. Bunu yapacağımız bir şey yok. Classic painting, large. Sen burada yapacaksın. Oo, bayağı geliştirmiş bu. Bunun, hayır, landscape değil. Hayır, hayır, hayır. Classic painting, large classic painting. Eda'cığım sen de bunu at. Sonradan senin şeyini vereceğiz, görevini. Classic large. Sen de bunu scrap et. Sen de bunu et. Sen de buraya gel. Large klasiğe başla. Şimdi herkes yerli yerine gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi buna da görevini verelim. Devam ediyoruz. Eda'ya da görevini verelim. Ay hayır, landscape değil. Klasik. Large klasik. Tamam, şimdi bir de Emir gelecek. Bir de Kaan'ın görevini vereceğiz. Dın 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 dın. Son yarış. Son düzlük. Heyecanlı bekleyiş. Bakalım kim neresini yapacak, kim kaç puan alacak. Large. Evet. Hemen kızlarımıza da bakıyoruz. Kızlar yine üçü aynı resmi yapıyor. Üç o ayıyı yapıyor. Bir tanesi... Oo, hep aynı resim yaptınız. O siyahlıyı yapsaydınız ya. Olmadı şimdi. Shift'le bu arada hızlanamıyorum ben bunda sanki. Aa, hızlanıyormuşum. Ama belli başlı yere giderken hızlanabiliyorum. Tamam. Dur, başım döndü, dur. Heh. Evet, bu sefer büyük bir painting yapıyoruz. Evet. Kim önce bitirecek? Evet. Final. Evet, ayılardan biri bitmek üzere. Eda 3. seviyeye ulaştı. Evet, bir ayı daha burada bitiyor. Kaan acıkmış galiba şu an. Kaan aç şey olduğu için. Ne yapalım? Bu Big Brother'ın ruhunda var. Aç olsan, tok olsan da. 168 geldi Melisa'dan. 213 geldi Kaan'dan. Melisa'cığım, Kaan şu an önde. 216 Defne.
114 mü? Emir. Evet. 208. Nisan'ı bekliyorum, Nisan'ı. Kaan koşa koşa yemeğe gitti. Sen bitirdin. Kaç? 124. 216. 216'yı geçebilen yok. Şu an 216'yı geçebilen yok. 216'yı kim aldı? Defne. Nisan, çok geride kaldın. Hadi. Bitir artık. Evet. Evet, Nisan'da bitirdi. 161. Bu sefer 216 ile Defne bayağı arayı aştı. Kendi yaptığı resme bakıyor. Bravo gerçekten. Kızım lafı tutma, adam bitirsin resmini bir dur. Birbirlerinin resimlerini eleştiriyorlar. Hadi. Hadi Emir. Toplama işlemine geçeceğim şimdi. Emir değil ya, Umut. Niye Emir diyorum? 109 tabii ki birinci. Defne oldu. Şimdi ben bir kağıt kalem alıp haftanın birincisini ve haftanın sonuncusunu hesaplayacağım. Siz buraları tabii ki kısa kısa göreceksiniz. Ama ben şurada hesabımı yapmaya başlıyorum. Kalemimi de aldım. Az sonra görüşürüz. Evet, sonuçlar şu anda elimde. Bunun arkasında kağıtta yazıyor hemen. Hemen şöyle size göstereyim. Üçer tane yarışma yapmıştık. Onların da puanlarını yazıp topladım. Birinci ve sonuncu belli oldu. Şimdi bunları artık bir Big Brother'la görüşme zamanı geldi diye düşünüyorum. Nasıl yapabilirim? Bütün herkes bütün herkese şey giydirelim, formal giydirelim. Herkes formal kıyafetlerini giysin. Çünkü artık bir en azından açıklama gecesi olacak. Kimin birinci olduğunu açıklayacağım. O yüzden Defneciğim. Defneciğim formal canım. Siz de, beyler siz de formal. Ne olmuş, bozulmuş mu? Formal. Bir kişi daha kaldı. Umut. Sen de formal. Evet, şimdi şunu aşağı indirelim. Şimdi bir önce bir başlatalım oyunu. Herkes bir değişsin üstünü. Bunun formali bu muymuş? Ha, değişti. Eda? Sen niye değişmedin? Şimdi herkes formal elbiselerini giydiğine göre ne yapacağız? Buraya oturtacağız hepsini. Çünkü bir Big Brother oturmadan hiçbir şekilde olmuyor. Şuraya da sit diyorum. Sen de şu ikiniz de buraya kaldınız artık. Bir şekilde oturun. Hadi bakalım. Herkes toplansın. Big Brother çağırıyor. Nasıl oturdular? Kalkmak yok. Kalkmak yok. Herkes gelene kadar kalkmak yok. Sakın. Sakın. Sakın yips. Evet. Şu anda Big Brother'ın bağlanmasına. Bakın şey olmuyor. Şifre gidince hızlanmıyor. Neden öyle? Şu anda Big Brother seslenecek birazdan. Surata bak.
Evet, şurada size hemen kıyafetlerini de göstereyim bu arada ben. Bunlar formal kıyafetler tabii. Bir de parti kıyafetleri var, biraz daha çılgın olanlar. Nisa'nın kıyafeti böyle renkli. Melisa'nınkisi kırmızı. Bu biraz daha uzun giyiyor. Diğer erkekler zaten takım giyiyorlar gördüğünüz gibi. Suratlarından günün yorgunluğunu attıkları belli oluyor. Şimdi ben bir sesleneyim onlara. Defne bu arada saçlarını bakınız topuz yapmış. Evet. Big Brother sesleniyor. Bu haftanın, bu etkinliğin birincisi tam 386 puanla kalkmak yok ama. Canım. Canım. Mucuk. Tam 386 puanla. Kalkmak yok dedim ama ben size, değil mi? Otur. Tuvalete gitmek de yasak şu an. Emir, nereye gidiyorsun? Tamam, durdurup yapacağım. Tamam, herkes kalktı. Aa. Tamam canım, en azından açıklayabilirim. Bu haftanın birincisi Defne Durmaz. 386 puanla birinci oldu. İkincisini açıklıyorum. 379 puan olarak Kaan ikinci oldu. Aralarındaki puan farkı yaklaşık değil, tam olarak 7 puan. Defne bu haftanın birincisi ve bu hafta elenemeyecek. Elenme adayı olarak gösterilemeyecek. İkincisi de Kaan ama Kaan'ın ikinci olması hiçbir işine yaramıyor. Peki sonuncusu kim diyeceksiniz. Sonuncusu ise 267 puanla, neredeyse diğerinden 120 puan daha aşağıda, 267 puanla maalesef Emir Bakırcıoğlu resim yarışmasının sonuncusu olarak gitme adaylarımızdan biri oldu. Peki, Emir'in yanında diğer gitme adayı kim olacak? Şunu bir değiştireyim ben bu arada. Diğer gitme adayımızı belirlemek için şu anda ilişkiler sekmesine bakmam gerekiyor. En az ilişkisi olan saat 9 artık bu saat itibariyle. Arkadaşı en az ilişkisi olan gitme adayı olarak gösterilecek. Şimdi bakalım Melisa'nın en az anlaştığı insan kim? Tabii ki Tekin. Tekin'le bayağı eksiye girmişler. Hatta Eda'yla da eksiler ama Tekin'le daha eksi olduğu için Melisa'nın adayına Tekin diyorum. Tekin bir işaret aldı. Nisan. Nisan için Emir, Defne ve Kaan var. Defne'yi yazamıyorsun zaten ama Defne'de zaten çok az bir tik var galiba. Emir ya da Kaan ama Emir'i de yazamayacaksın. O yüzden Kaan'ı yazıyorsun sen de. Emir zaten aday olduğu için bir daha yazılmasına gerek yok. Eda için Melisa da eksi var. Eda da Melisa yazacak. Gerçekten çok çekişmeli gidiyor. Şu an 3 tane adayımız var. Defne bakalım kimi yazıyor? Defne Nisan'ı yazıyor. 4 aday oldu gerçekten. Bir tanesi eşitliği bozmazsa hiçbir şekilde. Emir'e bakıyorum. Emir Tekin'i yazıyor. Emir Tekin için Tekin de 2 oldu. Tekin şu anda ikinci gitme adayı olabilir. Kaan da Nisan'ı yazacak. Nisan da 2 oldu. Çok heyecanlı. Umut. Umut, Emir'i yazamayacaksın. Emir'i yazmazsan Melisa'yı yazacaksın. Eşitlik olacak galiba. Melisa da 3 oldu, 2 oldu. En son Tekin'in kararına bakacağız. Tekin. Emir zaten yazamıyor ama Melisa'yla da arası kötü. O zaman Melisa da diğer elenme adayımız olmuş oldu. Melisa'ya hemen gidip bakıyorum ne yapıyor diye. Melisa uyuyor. Kendini uykuya vermiş. Şimdi videonun kaçıncı dakikası olduğunu bilmiyorum ama mobilde de olsanız, webten de izliyorsanız yanda videonun içinde küçük bir i işareti var. Oraya bastığınızda orada bir oylama çıkacak. Kimi evde kalmasını istiyorsanız ona oy verin. Gitmesini değil, kalmasını istediğiniz kişiye oy verin. Emir mi, Melisa mı kalsın? Ona oy verin. Bir sonraki bölümde bakalım evden kim gidecek onu görmüş olacağız. Emir bakın çok üzgün. Sen mutlu, sen mutlu, sen gel artık, sen artık orada yatmayacaksın. Sen artık, senin artık yatağın burası. Çünkü bunu artık Defne'ye geçiş veriyorum.
Defne artık orada yatabilirsin. Bu oda senin şu anda. Claim diyelim bir de. Gitsin orada yatsın. Ne diyecektim? Ah, fanı azalmış. Gel o zaman. Gel o zaman seni şurada birazcık şey yapalım. Banyo yaptıralım. Ne banyosu? Çamur banyosu. Neden? Çünkü birinci olmak çamur banyosu yapmayı gerektirir. Bunun keyfini çıkarsın. Diğerleri bir hafta daha bu evde kalmayı garantiledi ama Melissa ve Emir için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. İkisinden biri haftaya aramızda olmayacak. Bakayım ne yapıyorsun. Salatalıkları da koydu. Oo. İşte böyle birinci olmanın gördüğünüz gibi şeyleri, yararları. Burada hijyeni azalıyor. Neyi artıyor peki? Hiçbir şey artmıyor. Peki niye yapıyoruz biz bu banyoyu? Amaçsız. Hatta şöyle yapalım. Yukarıdaki odaya da, televizyonlu oda var ya, oraya da kapısını görebilirsem eğer, oraya da sadece Defne'yi açalım. Defne istediği zaman orada televizyon izleyebilsin en azından. Bu haftalık öyle bir ney olacak? Suratında da şey var. Bu haftalık o... Aa, uyudu. Aa, boğulacak salak. Bunu da ilk defa gördüm. Ha, şu an kendimizden emin olduk tabi. Şey oldu, cildimiz açıldı. Canım ya. Bu oda senin artık. Yukarıdaki oda da senin. İstediğini yapabilirsin. Ama şu yatağı değiştir demişsiniz. Bir dakika, ben onu bakayım bir. Bu yatak diğerlerinden daha az kaliteliymiş diye duydum. Onu bir değiştireyim. O yatak hangi yatak? Hangi yatak? Discretion Double Bed System. Şu değil mi? Enerji 6. Ha, bu yataklar kaçtı. Enerji 10. Ama şimdi enerji 10 olan yatak, yatağın tipi çok çirkindi. Ben o yüzden koymadım. Madem öyle, tamam, ondan koyalım. Hani modern olup da böyle enerjisi yüksek yatak bulamadım. O yüzden koymamıştım. Ama haksızlık olmasın tabii ki. Bunu da koyalım. Artık burası da senin yatağın canım. Claim. İstediğin gibi halledebilirsin. İstediğin gibi. İstersen yukarıda televizyon izleyebilirsin. Bak, televizyon açık sana şu anda. Diğerleri uyuyor. Kendilerini uykuya vermişler. Çünkü saat 10.50 olmuş. Ben de kaç dakikadır video çekiyorum? 45 dakika olmuş. Bu bölüm birazcık uzun olacak galiba. Evet. Defne kendi yatağında yatmaya gitti bile şu anda. Evet. Ev ahalisi gecenin ardından odalarına çekildiler. Ha, şu şeyi deneyecektim. Aa, bir dakika. Hazır bitmeden, bitirmeden şu Shift Ü'yü Build Mode'da dene demişsiniz. Onu da deneyeyim. Oluyor ise çok mutlu olurum. Shift Ü. Hani olmuyor ya. Sadece taşıma oluyor. Ben mi yapamıyorum acaba? Bu da bir dakika önce bir acaba hilelerim mi kapalı? Testing cheats. Testing game var arada. 10. Shift Ü. Ay dur. Oraya yazma. Shift Ü. Vallahi olmuyor. Yine böyle büyüttü bakın. Oluyormuş ama böyle oluyormuş. Böyle oluyor gene. Vallahi olmuyor. Kusura bakmayın. Yapamadım. Shift Ü. Olmuyor demek ki.
O zaman dediğim gibi yukarıdaki linkten değil, videonun içindeki oylamadan oylamayı unutmayın. Bir sonraki bölüm muhtemelen cuma günü gelir. Bir salı bir cuma gibi yapmaya çalışıyorum. O yüzden cuma günü gelmesi için perşembe akşamına kadar oylamanız lazım. Çünkü perşembe akşamı videoyu çekmiş olacağım. Kimin gittiği de belli olmuş olacak. Emir mi, Melisa mı, kim gitsin? Daha doğrusu kimin kalmasını istiyorsanız ona oy verin. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Daha sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Beni aşağıdaki linklerden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.